Hepinize selamlar arkadaşlar. Videoya hoş geldiniz. Ben Sensei. Yepyeni bir meta videosu ile karşınızdayım arkadaşlar. Sol tarafta gördüğünüz gibi meta tablomuz duruyor. Buradan neredeyse bütün kahramanları detaylı bir şekilde analiz edeceğiz arkadaşlar. Şimdi neyden başlayalım? Önce ADC'lerden başlayalım. S Plus'ta, yani bir dakika, başta bir önce şunu söyleyeyim. Zaten hepiniz biliyorsunuz S Plus, S, A Plus, A, B, C diye gidiyor. En üsttekiler en iyiler, aşağı doğru kötüleşiyor arkadaşlar. Şu an bir ADC metası olmadığı için gördüğünüz gibi S Plus'ta ADC'miz yok. S Plus kategorisi boş. Aşağı indiğimizde ise en iyi ADC'ler olarak Cloud, Kimi ve Granger'ı koymuşlar arkadaşlar. Tabloya şöyle genel bir itibarla baktığımız zaman bana göre çoğu doğru. Tamam, birkaç tane eksiklik olabilir. Fakat tabloyu ben hazırlamadım. Ama benim fikirlerimle doğru orantıda diyebilirim. Claude evet nerf yedi. Fakat Dextra gitme süresi nerf yedi. Zaten bundan bir önceki videomda Claude videosuydu. Claude'un halen ne kadar güçlü olduğunu görmüşsünüzdür. Kimi de arkadaşlar en üstte gördüğünüz gibi. ADC'lerde en üstte. Kimi şöyle. Şu an AD AP karışık Kassanta var. Fakat hala büyük bir çoğunluk kimiye AD kasıyor. Ben de bu büyük çoğunluktan biriyim arkadaşlar. Kimiye AD kasmaya devam ediyorum. Çünkü kimi ormanda olsun, normal yerde olsun bence AD'si çok daha fazla işe yarıyor. Granger'a gelirsek, Granger'ın özellik ve ultisiyle takım savaşı başlamadan önce tüm rakiplerin canını alan hasar vererek yarıya indirmesi onu şu an metaya sokmuş durumda. Granger de şu an çok güçlü bir durumda arkadaşlar. Bir aşağı indiğimizde A Plus'a baktığımızda Carry var. Dediğim gibi Carry çok fazla meta dinlemiyor. Her daim güçlü. Carry'nin de altına indiğimiz zaman bunlar main olan kişiler oynuyor sadece. Başka kişiler oynamıyor. Yusu, Shin, Moskov, Irithyll, Lesley ve Hanabi var arkadaşlar. Bunlar da az sayıda kullanılan ADC'lerimiz. Fakat gerçekten güçlü ADC'ler eğer oynayabilirsek. Onların altında B'de Mia ve Clint var. Mia ve Clint'i de ben de gördüğünüz gibi Mia videosunun yanına koydum. Çok az da olsa oynayan var, fakat en alta baktığımızda, C'ye baktığımızda Bruno ve Layla var arkadaşlar. Hiç oynanmıyor Bruno ve Layla. Bruno'ya da bir güncelleme geliyor, rework geliyor. Belki ondan sonra oynanır. Savaşçıya geçtiğimizde Savaşçı'da S Plus'a Chu ve Guinevere'ı koymuşlar. Chu ve Guinevere kesinlikle doğru arkadaşlar. En üstte olması lazımdı. Fakat Dairot'un da en üstte olması tartışılabilir. Çuğunu zaten her videomuzda söylüyoruz. Her videomuzda en başlarda. Çuğu özellikle kitle kontrolü olsun. Karşı takımın ADC'sini, büyücüsünü, suikastçısını kendi takımına doğru ittirebilmesi olsun. Çuğu çok güçlü yapıyor. Günüvörü ise konsantre enerjiyi çıktıktan sonra inanılmaz bir can yenilemesi oluyor. Ve de ikinci yeteneğiyle zaten zıplattıktan sonra rakipleri yere düşürmemeden sürekli hasar vermesi Günüvörü çok güçlü kılıyor. Günüvör varken kesinlikle saflaştırma alın arkadaşlar. Eğer saflaştırma almadıysanız ölümden kaçışınız yok. Guinevere sizi öldürecektir. S'e baktığımız zaman Lemur, Teriza, Dairot ve Tamuz var arkadaşlar. Bence burası da doğru bir dizilim. Lemur'un özellikle atını çağırdıktan sonra takım savaşında alan hasarı vermesi Lemur'u buraya taşımış. Teriza ise hem çok fazla hasar vermesi hem de biraz tankımsı olması buraya taşımış. Tamuz zaten tartışılmaz, videosunda oynamıştık. Tamuz da şu anda oynayabileni çok güçlü. Dairot, Droid muydu? Dairot muydu? Dairot'tu değil mi söyleyişi? Dairot'u da ben şu an sıralı maçlarda Dairot oynuyorum arkadaşlar. Onda da kan susamışı çıktıktan sonra inanılmaz bir güçlenme oluyor. Yani Dairot da çok güçlü, onu da kullanabilirsiniz. Biraz daha hızlanacağım. A Plus'a baktığımızda Ruby, B denk aldığı reworkten sonra orada kendine yer buldu ve metaya hafif hafif giriş yaptı. Lapu var ve de Minster var. Minhistar. Nasıl söyleniyor? Minhistar'dı galiba. Onun bir altına baktığımızda artık pek fazla kullanamayan, fakat şurası yanlış. Bakın tabloda söylemiştim, birkaç tane bana göre yanlış var. Aldous biraz daha yukarıda olması gerekiyordu. Aldous'un bu kadar aşağıda olması gerekmiyordu. Alucard, Bane, Alpha, Argus ve Martis burayı hak ediyorlar. Aldous'un dediğim gibi biraz daha yukarıda olması gerekiyordu. B'ye baktığımızda Freya, Sam, Hilda, Roger ve Javhit var arkadaşlar. Bunlar da artık yavaş yavaş kullanılmayı bırakmış karakterler. Yani pek fazla kullanılmayan karakterler. Onun altında en sonda ise Balmont'la Zilong var. Artık onları da zaten neredeyse hiç görmüyoruz. Arkadaşlar suikastçı metasına geçtiğimizde suikastçı metasında da en üst boş. Çünkü şu an öyle aşırı fazla güçlü bir suikastçımız yok arkadaşlar. Fakat S'e baktığımızda Gushin'i ve Selena'yı koymuşlar.
Yani onun söyleyişi Gushin, haberiniz olsun. Seçim ekranında da zaten söylüyor. Gushin ve Selena'nın yanına her kurtu koyabilirlerdi bence. Ama olabilir yani, şu an Gushin ile Selena güçlüler. Suikastçılarda zaten çok fazla güçlü diyebildiğimiz bir kahraman yok. O yüzden en üstte Gushin ve Selena ile idare etmemiz gerekiyor. Selena'nın uzaktan verdiği o stun olsun, fazla hasarı olsun, Gushin'in de combo karakteri olup çok hızlı hasarları çok kısa bir sürede çıkartması olsun, onları en üste taşımış. A Plus'a baktığımızda arkadaşlar Fanny, Hayabusa ve Hellcurt görüyoruz. Şimdi Fanny'yi buraya koymak ne kadar doğru bilmiyorum. Çünkü Fanny çok güçlü, evet, ama Fanny oynayabilene çok güçlü arkadaşlar. Eğer Fanny oynayamıyorsanız Fanny oyunun en güçsüz kahramanlarından bir tanesi. Hayabusa'ya gelecek olursak, Hayabusa da dediğim gibi oynayabilene çok güçlü bir kahraman. Özellikle tekli hasarları çok hızlı çıkartabiliyor. Hellcurt'a gelirsek, Hellcurt'u zaten tartışmaya bile gerek yok. Hellcurt'un ani hasarı, kendisinin gücü tartışılmaz zaten. A'ya geldiğimizde Nata ve Lancelot'u koymuşlar. Lancelot şu an oynanabilir durumda. Nata da bence oynanabilir durumda. Çünkü ayrık ittirmeyle Gold'u kastıktan sonra Nata ile çok rahat rakipleri tekleyebiliyoruz arkadaşlar. B'ye baktığımızda B'de de Karina ve Hanzo var. Hak ediyorlar bulundukları yeri. Şu an pek yukarıda sayılamazlar. Hanzo'yu belki bir tık üste çıkartabilirdik. En altta da Saber var. Artık neredeyse görmediğimiz bir kahraman. Şimdi büyücülere geldiğimiz zaman S Plus'ta Harit ve Lunox görüyoruz. Bence onların yanına Esmeralda geçmesi lazımdı. Çünkü Esmeralda kesinlikle birinci sırada arkadaşlar. Çünkü o 7 nerf işe yaramıyor. Halen full can kalkan olabiliyor. Normalde yarıya kadar toplayabilecekti. Fakat full hala kalkan yapabiliyor. O yüzden Esmeralda'yı da orada sayıyorum. Harit Lunox zaten hepimiz biliyoruz. Sıralı maçlarda banlanıyor. Kendileri inanılmaz güçlü. Durdurulamıyor. Özellikle Harit. Sağ sol, sağ sol, sağ sol durdurulamıyor Harit. Lunox da öyle. Şimdi S'e geldiğimizde S'te kim var? Kagura var. Kagura şöyle güçlü. Gene Kagura da öyle. Oynamayı biliyorsanız güçlü. Takım savaşında açtığı ultiyle olsun, kendisinin kaçma yetenekleriyle olsun, Kagura'yı orada sayabiliriz. Harley, zaten Harley de güçlü arkadaşlar. Bildiğiniz gibi özellikle karşı takımda ADC'yi çok rahat çıkartabilen bir şampiyon. Tekli hedeflere çok fazla hasar veren bile bir şampiyon. Kadita var. Kadita hakkında pek fazla şey bilmiyorum. Fakat karşıma çok iyi oynayan Kadita'lar geldiğinde gerçekten zorlanıyorum. Çünkü muazzam hasarlar çıkartabiliyorlar ve de pasifi çok fazla can yeniliyor. Altına baktığımızda Lylee var. Lylee'ydi değil mi o yeni şampiyon ismi? Aynen. Lylee de öyle yerden sürekli bir şeyler çıkartıyor. Cidden insanı kanser ediyor. Ultisiyle de canını fulluyor. Kaçabiliyor. Yani kanser bir şampiyon. Gerçekten kanser ve bir şampiyon ve metadaki yerini aldı. A Plus'a geldiğimizde Elise, Zesk, Chenji ve Odette var arkadaşlar. Bunların dördü de bulunduğu yeri hak ediyorlar. Zaten anlatmaya gerek yok. Yukarıdaki şampiyonlar varken aşağıdakileri kullanmıyoruz. A'ya baktığımızda Nana, Gord, Cyclops, Aurora ve Vexena var arkadaşlar. Bunlar da kullanmadığımız şampiyonlar artık pek fazla. B'ye baktığımızda Eidora, Parsa ve Vale var. En altta da Valir var. Fakat Valir'e bir rework geliyor arkadaşlar. Yani Fanny değişecek. Rework dediğimiz kahraman aynı kalıyor. Bazı skilleri falan değişiyor. Bakalım Valir'e yarayacak mı? Tanklara geçtiğimizde en üstte Kufra ve Grok var. Şu an suikastçılardan bile güçlü arkadaşlar. Grok ve Kufra. Grok'un verdiği muhteşem hasar olsun. Rakip takımı duvarıyla engelleyebilmesi olsun. Ultisiyle havaya kaldırabilmesi olsun. Aynı şekilde Kufra'nın da rakipleri havaya kaldırabilmesi, rakip yeteneklerini engelleyebilmesi olsun. Şu an onları metada en üste yerleştiriyor arkadaşlar. S'e baktığımızda S'te Panda'mız var, Mino'muz var ve Lolita'mız var arkadaşlar. Akai pek fazla kullanılmıyor. Niye bu kadar üste koymuşlar bilmiyorum. Fakat Minotaur ve Lolita şu an gerçekten Grok ve Kufra'dan sonra en çok kullanılan şampiyonlardan. A Plus'a baktığımızda Franco, Johnson ve Gatıtkaca var. Ya onlar da kullanılıyor. Şimdi tank metası dediğimiz zaten Grok ve Kufra banlandığı için geriye kalan tüm tank şampiyonları kullanılıyor. Fakat A'ya baktığımızda Uranus, Tigreal ve Beleric var. Uranus'u biraz daha üste koyabilirdik. Çünkü Uranus'un çok güçlü olduğunu hepimiz biliyoruz arkadaşlar. B'ye baktığımızda da oraya neydi lan bunun adı? Unuttum. Gerçekten bu kahramanın adını unuttum B'deki tankın. Unuttum. Tamam neyse, aklınıza gelirse söyleriz. Desteğe baktığımızda destekte en başta Kaja var. Kaja'yı savaşçı da sayabiliriz. Fakat destek sayarsak
Tabii ki de en başta Kaja olmuş oluyor. Kaja'dan sonra Digi ve Angela geliyor. S'de gördüğünüz gibi. Ve A plus boş. A plus'tan sonra A'da Faramis var arkadaşlar. Onun altında Rafael. Onun altında da Estes var. Yani şu an meta bu durumda. Dediğim gibi sadece buradan 1-2 tane hata var. Ya hata dediğimde ya biraz daha üstte olmaları gerekiyor ya da biraz daha altta olmaları gerekiyor arkadaşlar. Yani şu anlık metamız böyle. Meta videolarını çok seviyorsunuz. Ve de zamanı gelmişti. Bayağıdır çekmiyorduk. O yüzden böyle tablolu bir meta videosu çekmek istedim arkadaşlar. Umarım size yardımcı olur. Umarım bilgisi olur. Like atmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Ve bana destek olmak istiyorsanız abone olarak çok büyük destek olabilirsiniz. Ya burada da Mii oynuyorum. Oyun kazandık arkadaşlar. Şu an videonun üstüne konuşuyorum. Canınız sıkılmasın diye oraya koydum. Yani oğlum neydi lan bu? Sylas da değildi. Neydi bu tankın adı? Aklıma takıldı. Neyse unuttuk onu. Olabilir arada böyle. Dediğim gibi umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Bir dahaki meta videosunda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağ olun. Bay bay.